güvenlik kamera kayıtlarını izlediğinde şahıs zaten buraya ateş ederek giriyor. Sonra arka tarafı evimin olduğu bölüme geçiyor. Oradan camdan bizim banyoya girdiğimizi görüyor. Sonra tekrardan girip pompalarıyla burayı kırıp içeriye giriyor. Bulunduğumuz noktadan bizim banyoya girdiğimizi gördü. Kızımı alırken eşim de arkadan içeriye girdi. Orada buradan sıkmaya başladı. Kurşun buradan giriyor. Bornoz burada asılı bir şekilde. Yani bu bornozu burada olmasa belki kurşun bize hedef alacaktı. Görüyorsunuz bornozun halini. Yani biz kızımla ikimiz buraya böyle oturduk. Kızımı da aldım, kafamızı eğdik. O sıra eşim içeriye girdi, üstümüzde kapaklandı. Oradan zaten gördüğünüz gibi buraya üstümüzden geçti yani kurşun. Yani eğilimi çamaşır makinesinin arkasında saklanmasaydık şu an burada olmayabilirdik. Gördüğün gibi yani burada hiç sağlam hiçbir şey kalmamış. Çok fazla ateş etmiş. Yani bunlar bizi korumuş galiba. Çamaşır sepetinin şeylerini görüyorsun. Burada kaç tane ateş edildiği burada belli. Yani ne kullanıyorsa bilmiyorum, domuz kurşunu diye hitap ediyorlar ama yani şurada sonlanmasa hepimiz burada üçümüz de ölmüştük. Biz dışarıdaydık. Cenazem vardı. Babam ölmüştüm. Üstümü değiştirmek için banyo yapıp cenazeye tekrar dönecektim. Girdik içeriye. Banyo yapmaya girdim. Silah seslerini duyunca kapattım. Bornozumu giydim. Dışarıda kızım vardı salonda. Onu aldım. Banyoya girdik. Çamaşır makinesinin arkasına oturduk. Saklandık. Orada bizim banyoya girdiğimizi gördüğü anda ateş etmeye başladı. Dışarıda zaten arkaya dolanıyor pencereden. Pencereden bizim hepimizin banyoda olduğunu gördüğünde ateş etmeye başlıyor. Yani sayısını ben bile hatırlamıyorum. 25-30'dan fazla ateş edildi. Zaten bize hedef almış. Öldürmek için gelmiş zaten. Banyoya doğru geldi. Hepimiz banyodaydık. Kapıda zaten kocaman bir delik var. İçeride zaten sağlam hiçbir şey kalmamış. Yani biz kızımla yere çöktüğümüzde yani kurşunun tepemizden geçtiğini hissettik. Çünkü saçlarımızın hepsi havaya kalkmıştı. Ben bu şahsın tutuklanmasını istiyorum. Çünkü burası bir iş yeri. İki çocuğumla beraber çalıştırıyorum. Tek başınayım, bayanım. Yani beni kimsenin burada beni koruyacak kimsem yok. Yani bu şahsın benim tutuklanmasını istiyorum. Yani derdi şahıs herkesin arabasına burada zarar veriyor. Daha önceden de iş yerime gelip olay çıkartmıştı. Zaten adli şeylerde, belgelerde bunlar çıkar. Hepsi var zaten. Şikayetçi olduk ama hiçbir sonuç alamadık. Yani bu şahıs madde bağımlısı. Zaten ikinci katta perdeyi yırtmış, kimseye görünmemek için hep oradan ateş ediyor. Yani bütün esnaflara sorabiliriz, bütün esnafların arabasının camları kırık. Yani ben bu şahsın serbest bırakılmasını istemiyorum. Çünkü ben burada güvenliğimi sağlayacak hiçbir şey yok. Çünkü burası iş yeri. Ev değil, kapalı bir yer değil. Yani buraya istediği zaman girebilecek kapasitede yani. Değiştiremedik. Cenazemiz vardı. Sürekli arabaya ateş halinde. Şurada var. Yani biz kendisini görmezden geliyorduk. Şikayetçi bile olmadık kendisinden. Artık bu durumda artık şikayet etmek zorundayız. Can ve mal güvenliğimiz yoktur. Ben bu şahsı tutuklanmasını istiyorum.